Ah çok yakıştılar. Ay ben boşuna söylemiyorum. Resmen yılın çifti bunlar. Ben şirkete gidiyorum. Abicim. Taylan kötü bir şey yapmadı ki. Evlenme teklif etti. Bunda kızacak ne var? Genç bunlar. Aşktan gözleri kör olmuş. Hem bak ne güzel. Çok hoş olmadım. İşi resmiyete döndürdüler. Ben artık bu konu hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Abicim lütfen. Merhaba Azim Bey. Rica etsem biraz konuşabilir miyiz? Dediğim gibi Azim Bey, önce sizle konuşmalıydım. Yani bu durumun dışarıdan pek hoş görünmediğinin farkındayım. Ama inanın kötü bir niyetimiz yoktu. Her şey o anda gelişti. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bak Taylan, ben bugüne kadar kızımın aldığı bütün kararların arkasında durdum. Doğru ya da yanlış hiç sorgulamadım. Zaten kızım yerine karar alabiliyor olsaydım... Şu anda onun için her şey bambaşka olurdu. Evlenmeye karar verdiyseniz buna da karışamam. Ama biz göz önünde olan bir aile olmaktan hep kaçındık. Özelimizi kendi içimizde yaşamaya çalıştık. Böyle dışarıya servis etmek gibi bir adetimiz hiçbir zaman olmadı. Evet, biliyorum. Bu yüzden senden ricam Naz'ı hoşlanmadığı durumların içine sokmama. Asla. Zaten biz Naz'la da konuştuk. O da farkında kötü bir niyetimin olmadığını. Kötü niyet demiyorum ama ben kızımı tanıyorum. Sonra böyle şeyler için üzülür, kendine dert eder. Sadece onu korumak istiyorum. Hiç şüpheniz olmasın Azim Bey. Bu süreçte Naz'a en ufak bir zarar gelmeyecek. Hiçbir şekilde canı sıkılmayacak. Sizi temin ederim. Bakalım. Teşekkür ederim. Fıraşlar şimdi tekrar başlayacak ya. Belki toparlardık 6 aydan önce ama. Yani? Ben ne bileyim. Sen şimdi evleneceksin. Yani çalışmak istemeyebilirsin. Hobilerimle ilgileneceğim, çocuklarımın annesi olacağım falan diyebilirsin. Şebnem ne diyorsun sen? Ya burası benim için ne kadar önemli bilmiyor musun? Hem ayrıca ben öyle bir insan mıyım? Hayır tabii ki de ama. Yani ne bileyim. Böyle magazin önünde evlilik teklifleri falan da sana göre değil yani. Şebnem. Tamam o zaman sen şimdi şey mi diyorsun yani? Gerekirse bu restoran için Taylan'la evliliği iptal ederim. Hayır saçmalama. Tabii ki Taylan'ı yarı yolda bırakmayacağım ama gerekirse düğünü erteleriz yani. Ay birinin elini sevdiğin için tut be arkadaşın. Hı? Yolu tamamlayacağız diye değil. Ne demek istiyorsun? Diyorum ki bazen yolda kaldığın yer... gideceğin yerden daha güzel olur ya hani. Onu da unutma diyorum sana. Alo, hala bu fotoğraf ne? Fıraş efendim, bir dakika konuşabilir miyiz? Naz az önce bana gerekirse Taylan'la evliliği erteleyebileceğini söyledi. Bence sen durumu kabullenmek istemiyorsun. Naz biraz önce gayet açık ve net bir şekilde adamın teklifini kabul etti. Daha ne desin? Hayır bak ne olursa olsun bu restoran Naz için Taylan'dan çok daha önemli. Ayrıca kendi kulaklarımla duyduğumu ertelerim dedi. Ne var yani sana yana borcum mu var benim? Yani birkaç ay ertelendi diyelim. Sonuçta evlenmeyecekler mi? Ama sen bir ümit var diyorsan. Evet evet kesinlikle bunu diyorum tam olarak. Naz sadece burası için Taylan'dan uzak durur. Doktor aşk resmen olay. O nasıl teklifti öyle? Keşke biri de bana böyle evlenme teklif etse. Bu adamın sahteliği de ne bileyim. Bu hayatta Naz soylu er olmak varmış. Sevdiğini söylediği kadını şov malzemesi yapmış. Ben kızın yerinde olsam o adamla asla evlenmezdim.